İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın bazı merkez bölgelerinde soğuklar ve seller nedeniyle eğitim merkezleri kapatıldı. Anna Hagopyan Cenevre'de yakında dünyaya yeni bir sürpriz göstereceğiz. ABD Senatosu, Lynn Tracy'nin ABD'nin Ermenistan Büyükelçisi adaylığını onayladı. Lavrov, Moskova, Bakü ve Yerevan arasında doğrudan diyaloğu desteklemeye devam edecek. Fransız yetkililer göstericileri 15 Aralık protestolarından kaçınmaya çağırdı. Türkiye tutuklanan gazeteciler sayısında dünya lideri. Kiev'deki Sofya Katedrali'nde kutsanan Haçkar, Ulusal Park'taki yerini aldı. Batı Ermenistan'ın bazı merkez bölgelerinde, özellikle Bingöl ve Sarıkamış'ta onlarca köy yolu, kar fırtınasından dolayı 2 gün boyunca kapalı. Ayrıca geçilmez yollarda eğitim kurumlarına katılımı etkiledi. Pek çok okul kapalı durumda. Yerel yetkililer kaldırma işleminin devam ettiğini ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle sadece 2 gün içerisinde tamamlayabileceklerini söylediler. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili'nin eşi, Benim Adımım ve City of Smile adlı yardımsever vakıfların mütevelli heyetlerinin başkanı Anna Hagopyan'ın İsviçre ziyareti 12 Aralık'ta Cenevre'deki Surp Hagop Kilisesi'ne yaptığı ziyaretle başladı. Bunu Cenevre'deki Ermeni merkezinde Ermeni toplumunun 100'den fazla temsilcileriyle yaptığı görüşme izledi. Anna Hagopyan'ın ofisinin basın servisi tarafından verilen bilgiye göre Frank Müller firmasının sahibi Vartan Sırmakeş, Cenevre Webster Üniversitesi öğretim görevlisi Ruben İncikyan, tarihçi Vigen Çıldıryan ve cemaatin diğer önemli üyeleri toplantıda hazır bulundu. Ben bir an olsun sorunlarımızı eşit derecede başarılı, sevgi ve dayanışma atmosferinde çözeceğimizden şüphe duymuyorum. Ben şimdi dünyanın en varlıklı ülkelerinden biri olan, neredeyse hiç yoksulluk ya da işsizlik olmayan, her şeyin parıldadığı ve mutlu bir yaşam için her türlü koşulların bulunduğu bir ülkeye misafir geldim. Ve ben yolculuğum sırasında gökyüzünden bu harika ülkeyi izlerken niye Ermenistan'da böyle olmasın diye düşündüm diyen Anna Hagopyan, gelişmiş ve müreffeh bir ülkeye sahip olma perspektifine Kadife devriminden sonra herkes dünyanın dört bir yanına dağılmış vatandaşlarımız inanmaktadır vurgusunda bulundu. News IM'in Amerikan Ermeni Davası Komitesi'nin Facebook sayfasından edindiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Lynn Tracy'nin Ermenistan'a, Eric Litzberger'in ise Azerbaycan'a Amerika Birleşik Devletleri elçileri olarak adaylıklarını onayladı. ABD tarafından Azerbaycan'a silah satışıyla ilgili ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un düşüncesiz önerilerini daha sıkı bir denetim için senatörlere olanak sağlanmalıdır denen açıklamada, Amerikan Ermeni Davası Komitesi, Tracy'nin büyükelçi olarak Ermenistan'da hizmet etmesini sabırsızlıkla beklemektedir. Burada o, Ermeni-Amerikan stratejik ilişkilerini iyileştirmek için iyi bir fırsata sahip olacak vurgusunda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Bakü'de bir araya geldi. Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki işbirliğini ve Dağlık Karabağ İtilafı'nın çözümünü ele aldılar. RIA Novosti'nin aktardığına göre Lavrov, "Biz Yerevan ile Bakü arasında Dağlık Karabağ sorununun çözümü için doğrudan diyaloğa katkıda bulunmaya devam etmek istiyoruz," dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mematyarov ile müzakereler de planlanıyor. Lavrov, Bakü'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Fransız hükümeti Sarı Yelekliler Hareketi'nin üyelerine 15 Aralık Cumartesi günü Strasbourg'da protesto gösterilerine katılmama çağrısında bulundu. Armen Press'in aktardığına göre Fransa Bakanlar Kabinesi'nin resmi temsilcisi Benjamin Griveaux bu görüşünü CNews TV kanalından yaptığı konuşmada dile getirdi. Bu aşamada Cumartesi günü yapılması gereken Sarı Yelekliler gösterilerini yasaklamaya karar vermedik. Ancak protestocuları akıllı olmaya ve gösteriler düzenlememeye çağırıyoruz. Öfke dile getirilmiş ve duyulmuştur. Emmanuel Macron ise bunu cevaplamıştır diyen hükümet yetkilisi, şimdi diyalog ve görüşleri ifade etme zamanıdır. Ulus, Strasbourg'daki gerçekleşen vahşete sadece birlik olarak cevap verebilir ifadesini kullandı. Silahlı bir kişi 11 Aralık akşamı Strasbourg merkezindeki Noel fuarını kana bulamıştı. Son verilere göre saldırıda 2 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.
Polis henüz saldırganı yakalamayı başaramadı. Fransız yetkililer bunu bir terör eylemi olarak görüyor. Şüpheli Strasbourg doğumlu 29 yaşındaki Şerif adlı bir kişi. TASS ajansının belirttiği üzere polis verilerine göre cinayete karıştığından şüphelenilen kişi daha önce cinayet şüphesiyle gözaltına alınmış. Dünya üzerinde 251 gazeteci demir parmaklıkların arkasında. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından hazırlanan yıllık araştırma, dünyadaki tutuklu gazetecilerin durumu gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye hapisteki gazeteciler konusunda en kötü karneye sahip ülke olmayı sürdürüyor. Türkiye'de 68 gazetecinin devlet karşıtı suçlamalarla hapiste olduğu belirtiliyor. Türkiye'de basına yönelik baskının darbe girişimi sonrasında arttığına dikkat çekiliyor. Yüzden fazla basın kuruluşunun kararname ile kapatıldığı belirtiliyor. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin raporunda yalan haber nedeniyle hapse atılan gazetecilerin durumuna da dikkat çekiliyor. Yalan haber nedeniyle tutuklanan gazetecilerin sayısının 2018 yılında 28'e çıktığı belirtiliyor. Bu rakamın 2 yıl önce 9 olduğunun altı çiziliyor. Yalan haber konusunda retorikte başı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çektiğine dikkat çekiliyor. Trump kendisini eleştiren gazetecileri sıkça yalan haber yapmakla suçluyor. Kiev'in Sofya adlı katedralinde Ermeni haçkarın kutsanma töreni gerçekleşti. Törenden sonra haçkar ulusal rezerv hazinesinde yerini aldı. Analitika.ua.net'in bildirdiğine göre haçkarın kutsanması töreni Ukrayna'daki Ermeni Apostolik Kilisesi'nden Piskopos Markos Ovanisyan tarafından gerçekleştirildi. Ukrayna parlamentosu üyeleri, siyasi ve toplum şahsiyetleri, Ermenistan'ın Ukrayna Büyükelçiliği temsilcileri haçkar kutsanması töreninde hazır bulundular. Bu tören Ukrayna'daki Ermeniler Birliği ile Ulusal Rezerv Yönetimi tarafından organize edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı folk topluluğunu sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.